Bence doğal estetik en güzel estetik. Yani doğalımızı korumak zorundayız. Evet, çevresel faktörler, güneş, iş stresi, metropol hayatı, hepimiz yıpranıyoruz ve yüzümüz de tabii ki kırışıyor, lekeleniyor, elastikiyet kaybına uğruyor. Bu bulldog dediğimiz, bu çenemizin kenarındaki biriken deri böyle böyle sallanıyor. Şöyle bir M harfi gibi oluyor çenemiz. Bu zaten Türk ırkının çenesi kısa, çene içine kaçıyor ve yüzümüz yuvarlaklaşıyor. Elmacıklar aşağı iniyor, göz altlarımız dalgalanıyor ve göz altındaki dalgalanma biraz da ırsi, ben onu gençlerde de çok görüyorum, torbalanıyor. Ve ilk olarak tabii ki botoks ve dolgu çok bilindiği için hastalarım bana gelip diyor ki, göz altlarıma dolgu mu yaptırsam hocam, göz altına ışık dolgusu yapalım. Bakıyorum, diyorum ki seninki süpermarket poşetine böyle ağır bir malzeme koymak gibi olur. Yani çok çirkin olur. Çünkü gevşek deriye dolgu önermiyorum. Göz çevresine mutlaka ve mutlaka diyorum ultera yaptırın. Çünkü ulterayla biz bu foküslü bir ultrason alıp sımasa yapıştırıyoruz. Buradaki deriyi yeniliyoruz ve gözaltı torbalarını yok ediyoruz. Gözaltı torbaları yok edilince işte o zaman çok minik minik uygulamalar çok daha güzel ve şık durabiliyor ve doğal durabiliyor. Yoksa bir deri gevşemişse onu doldurmak kesinlikle doğru bir adım değil. Doldura doldura deriyi germe fikri sayesinde zaten insanlara bakın, orta yaşa böyle gelmiş insanların yüzleri futbol topu gibi oluyor. Yani burası sarklı doldur, orası sarklı doldur. Hayır, sarkmaya karşı tedbir almamız gerekiyor. Göz çevresine bizim en sık uyguladığımız yöntem ultera. Ultera göz çevresine ütülüyor, geriyor, açıyor, kaz ayaklarını açıyor ve göz kaş mesafesini aydınlatıyor, yükseltiyor. Ultera yaptığında hastalarımız çok çok memnun ve doğalı koruyor ultera. Bu çok 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 önemli. Doğalı koruyor. Yani oradaki gevşemiş elastin liflerini, oradaki azalmış kolajenleri yerine koyuyor ve onu gevşeyen tabakaya tekrar kuvvetli bir şekilde yapıştırıyor. Ultrasonik yapıştırıcı diyorum ben ona. Yani ultera'nın dayandığı teknoloji ses dalgası, bu yüzden hiçbir zararı yok. Gözlere de zararı yok, deriye de zararı yok. Zaten belli de olmuyor. 2-3 yıl içerisinde oturuyor, çok da uzun kalıyor. Çok da uzun kalıyor. Yani baktığınızda yapar yapmaz ben değişikliği fark ediyorum. Hemen görüyorum. Zaten hastaya önce bir gözünü yapıyoruz. Sonra diğer gözünü gösteriyoruz. Before after gibi bakın diyoruz, ne kadar güzel oldu. Çok hızlı bir şekilde ultera'nın sonucu netleşiyor. 3 yılda sonucunu koruyor. Göz çevrenizde gevşeme varsa ultera yaptırın. Dolgularla falan olmaz. Çukurlaşma ayrıdır. Eğer gerginlik varsa deride, derinizde deri kaliteniz kayıp değilse, sadece çukurlaşma varsa dolgu olabiliyor. Ama deri kalitesi gevşekse hayır, dolgu güzel durmuyor. Jawline dolgu çok meşhur oldu. Evet, gençlerde, küçük yüzlerde işe yarıyor. Çok güzel oluyor. Biraz köşe yapıyoruz, biraz çene kontürü katıyoruz. Ama jawline dolguyu özellikle benim yaşımdaki insanlarda elastikiyet kaybı oluşmuşsa, bu yanaklar aşağı düşmüşse, şöyle bir kıvrım varsa hayır, yapmıyorum. Çünkü zaten yanaklıyız. Daha da yüzümüzü doldurmak bizi çok hantal ve çirkin gösterecek, çok yaşlı duracak, çok arabesk duracak. Bunlara gerek yok. Doğalımızı koruyalım. Bütün derdimiz yüzümüzü hep yukarı almak, hep yukarı almak, hep yer çekimiyle savaşmak. Ben bunun için 50'li yaş grubuna kesinlikle termaj öneriyorum. Termaj altın standart. Ameliyatsız yüz germede, FDA onaylı, çene kontürü çıkaran inanılmaz bir yöntem. Bana göre tüm operasyonların üzerinde. Çünkü deri kalitesini yeniliyor. Cilt altını 56 dereceye çıkarıyor ve cildi sımsıkı yapıyor. Yani hem ipek gibi bir cilt oluyor, hem yüz yukarı kalkıyor. Ameliyatsız yüz germe yaparken cildi yenileyen, cildi sıkılaştıran, tüm yöntemlerin üzerinde olan bir yöntem termaj. Çünkü termajla ipeksi bir dokuya kavuşuyoruz ve 5-7 yıl boyunca da etkisini koruyor. Termaj çok mutluluk verici bir yöntem. Radyo frekans birçok alanda kullanılıyor, birçok yöntemin içinde var. Ama cilt altını 56 dereceye çıkarırken cilt yüzeyine hiçbir hasar bırakmayan ve gündelik hayatı aksatmayan bir yöntem sadece termaj. Botoks son derece masumdur. Botoks doğalı korumak için yapılır.
yanlış mimiklere yapılır. Yanlış kullanılan mimikler çünkü yüzümüze zarar verir. Yani hayret ifadesini hayret durumunda kullanmak gerekir. Eğer konsantrasyon anında hep böyle kaşlar kalkıp kalkıp iniyorsa, hep bir hayret hayret hali varsa tabii ki alın zarar görecektir. Ya da kızgınlık mimiğini. Yani kalkıp şöyle bir konsantrasyon anında kızgınlık mimiği kullanıyorsak zaten bakacaklar ve aa ne kadar sinirli kadın diyecekler. Sonra ben konuşuyorum bazı hastalarla, ay nasıl tatlış, nasıl tatlış, nasıl böyle yumuş. Ama o kadar kızgın duruyor ki, çünkü her konsantre olduğunda ben ona bir şey anlatırken, beni dinlerken hani konsantrasyon anında kızgınlık mimiği kullanıyor, yanlış kullanıyor. Botoks da harika bir öğretmen. Hemen geliyor, tak diyor, ben seni düzeltiyorum diyor. İstemsiz kullanıyorsun diyor. Ben de olayı kontrol altına alıyorum diyor. Botoks bunu yapıyor. Yoksa botoks alerji riski yoktur. Yapıldığı kas içinde kalır, kana karışmaz. Ömür boyu yaptırmak zorunda olmadığınız bir tedavi. Eğer yanlış kullanıyorsanız ve yanlış kullandığınız mimikler yüzünden kendinize zarar veriyorsanız, güzelliğinize veriyorsunuz, çenenizi sıkıyorsunuz, dişlerinize veriyorsunuz, sağlığınıza veriyorsunuz, uykunuzu bozuyorsunuz ve kötü görünüyorsunuz. Bunların hepsini engeller. Botoks neler mi yapar? Bakın neler yapar. Bakın neler yapar. Ne güzel şeyler yapar. Bir kere yanlış mimikleri durdurup bu kızgın ifadenizi normale çevirir. Yüzünüzü aydınlatır, açar. Yani bu şeytan görüntüsünden bahsetmiyorum. Asla öyle bir şey değil. Onlar yanlış yapılan eller. Yani doktor olmak ayrı, estetikçi olmak ayrı. Ben kendi estetik algımla yapıyorum. Doğalı severek yapıyorum. O yüzden doğalı koruyorum. Yani bu yüzden kalkıp da kaşlarınızı havaya kaldırıp sizi şeytana çevirmiyorum. Hiç sevmediğim bir görüntüdür. Eskiden modaydı. Kaşlar kalktıkça kadınlar kendilerini genç zannederlerdi. O işler bitti artık. Artık o işler bitti. Yani kaşlar normal yerinde kalmalı, bir miktar aydınlanmalı uçlardan. Bir miktar, çünkü kaz ayaklarını açmamız gerekiyor. Biz gözlerimizi kıstıkça bunlar burayı jiletle kesiyor gibi oturmasın. Botoks yüzü aydınlatır. Burun ucuna yapılan botoks burnu kaldırır. Ağız köşesine yapılan botoks ağız köşelerini yukarı kaldırır. Çünkü yaşla beraber depresör kaslar kalınlaşır, şişer. Ağzımızı böyle aşağı çeker. Böyle. Nefret ediyorum o görüntüden. Ve ne oluyor? Burada kızgınlık mimiği, kızgın kadın. Burada ağız köşeleri aşağıda kadın. Depresyonda kederli kadın. Kadın hem kızgın hem depresyonda. Halbuki kadın hiç öyle bir kadın değil. Kadın lay 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 lom. İşte doğalımızı yansıtmak durumundayız. Bu depresör kasları gevşetiyoruz. Ağız köşelerini yerine alıyoruz. Ve maseterler çok önemli. Bu çiğneme kasları var ya, kontrolden çıkınca size neler yapıyor neler yapıyor. Bu maseterler kuvvetle kasıldığında bu eklemleri bozuyor. Eklemler katır kutur ses çıkarmaya başlıyor. İçindeki sinovial sıvı dışarı akıyor, zarar görüyor. Eklem aşınıyor, birbirine sürtüyor. Ve diş mineleri sürtünmeden dolayı zarar gördüğü için dişler çürüyor. Komple buralara implantlar yapılıyor. Konuşurken bile, bir şey çiğnerken bile katır kutur sesler geliyor bu tür hastalardan. En kötüsü gece uyku kaliteleri bozuluyor. Dişlerini gıcırdatıyorlar ve yanlarında yatan eşleri diyor ki, eşimin gıcırdatmasından uyuyamıyorum. Yani bu boyutta bir şey. Ve sadece gece değil, diş sıkma problemi gündüz de devam ediyor. Bir şeye konsantre mi olunuyor? Üzülünüyor mu? Ya da bir şey mi düşünülüyor? Kafa mı karıştırılıyor? Falan. Hırt 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 diş sıkılıyor. Bu çok yanlış. Çok yanlış. Bu noktada çok masum bir dokunuştur botoks. Masetere botoks yaparız. Hemen boyun ağrıları geçer, sırt ağrıları geçer, diş mineleri korunur. O kadar pamuk gibi uyunur ki güne güzel başlanır. Maseter botoks yapmayı çok seviyorum. Bunu kendime yaptıktan sonra fark ettim. Ben 2 sene silikon plak kullandım. Ağzımın içinde silikon plakların içine o tüklükler birikti. Pis pis kokarak güne başladım. Hiçbir işe de yaramadı. Hatta silikon plak var diye gece daha da çok sıktım. Çünkü ağzınızın içine yabancı bir cisim var, bir de pis. İçinde tüklük birikiyor. Silikon plak falan kullanmayın. Ağız köşelerine botoks yaptırın, çene köşelerine botoks yaptırın, yüzünüzün doğalını koruyun, uyku kaliteniz artsın, görüntünüz düzelsin. Bir de çene ve masetere botoks yapınca bu çenemiz ne oluyor biliyor musunuz? Kontürleniyor, yüzümüz ince uzun oval görünüyor. Çünkü sürekli sıktıkça, bakın aynada kendinize sıkarak bakın dişlerinizi, bu çeneler yana doğru böyle topak 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 ilerler ve köşelenir. Yüzünüz maskülen görünür. Maskülen görünmesin, feminen görünsün. Bunlar erisin, bu topaklar yumuşasın. Maseter burada sert köşe yapmasın, oval gelsin yüz. Botoks bunların hepsini sağlıyor. Hem sağlığınız için hem güzelliğiniz için kesinlikle botoks yaptırın.